Yeni vazifenizden memnun musunuz? Bir şikayetiniz yoktur inşallah. Ben halimden memnunum Paşa Hazretleri. Bu işe bilhassa bahçemdeki çiçekler sevindiler. Zira onlara vakit ayırabiliyorum artık. Engin tecrübenizden İstanbul kadısını mahrum bırakmayın. Sizin yerinizi doldurmak güç. Siz hiç merak etmeyin Paşa Hazretleri. Hiç merak etmeyin. Vezir Azam Hazretleri. Daha ne kadar buradasın Rüstem Paşa? Ne vakit dönüyorsun Diyarbakır'a inşallah? Bir müddet daha buralardayım paşam. Hünkârımızla görüştüğümüz bazı hususlar var zira. Bu hususlar rahmetli İbrahim Paşa'nın altınlarıyla alakalı olmasın sakın. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Hünkârım, merhum İbrahim Paşa'nın malları tasnif edilmiş. Fakat yer sıkıntısı var. Bazı parçaların satılması icap edebilir, emriniz olursa. Alınmaya değer en kıymetli eşyalar hariç tamamı satılsın, Kazasker Efendi. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Kayıp altın ve mücevherattan bir malumat var mı Üstad Paşa? Aramalar devam ediyor hünkârım. Seferden sonra bu paranın mutlak suretle hazineye girmesi lazım. Bu bizi bir hayli rahatlatacaktır zira. Her neredeyse bulun. Lütfi Paşa. Kapıdan paşa ne vaziyette? Hünkârım, müsaadenizle. Ziraettin Paşa'nın Kiklat ve Sporrat adalarının çoğunu fethettiği müjdesini aldık hünkârım. Âlâ. Bahri Sefid'deki bütün adaların elimizde olması icap eder, seferlerine devam etsin. Ayaz Paşa, icap eden takviye yapılsın Kapıdan Paşa'ya. Emredersiniz hünkârım. Lakin o küçük adaları elimizde tutmak güç. Adaların tamamı fethedildikten sonra tek bir sancak altında toplanacak paşa. Başına da bize bağlı bir sancak beyi yahut İtaat edip tabi olursa Nakşadükası Giovanni'yi tayin edeceğiz. Bu Nakşadükası haraç teslimatçısı olarak Devlet-i Aliye'ye hizmet versin. Bu muazzam fikrinizin önünde hürmetle eğiliyorum hünkârım. Bu demektir ki bu bahar Akdeniz ısınacak inşallah. Korfu Adası'nda bize mukavemet gösteren küffarı Adalar Deryası'ndan sileceğiz Allah'ın izniyle. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım. Müsaadenizle bir husus daha var, arz etmek isterim. Söyle. Bazı kıymetli Osmanlı valileri tek tek vazifelerinden el çektirildiler hünkârım. Bu ciddi bir huzursuzluğa sebep olabilir. Ayas Paşa. Hünkârım, bahsedilen beyler İbrahim Paşa'nın vefatından sonra buyruk dinlemez oldular. Hatta kendi başlarına hareket etmeye çalışanlar bile oldu. Bu sebeple azledilmelerini münasip buldum. Benim neden bundan haberim yok? Bugün her biri hakkında ayrı ayrı telhisler arz edecektim. Hoş geldin efendi. Hoş bulduk hatun. Oğlun olacak o Berduş efendi geldi mi? Epey oldu. Odasında istirahat ediyor. Ha. Ahmet! Ahmet! Hayırdır inşallah. Ne yaptı gene? Ay bir kabahat mi işledi? Buyur baba. Bugün Vezir-i Azam Hazretleri ile görüştüm. Seni bir vazifeyle Bursa'ya tayin etmek istediğimi söyledim. Hazırlan, yakında gideceksin. İyi de nereden icap etti şimdi bu? Ben vazifemden de burada olmaktan da memnunum. Sen vazifenden de burada olmaktan da memnunsun da bir de bana sor bakalım. Ben memnun muyum?
yalnız başına ne yapar orada efendi? Hatun, orada benim yakın bir ahbabım var, Hasan Efendi. Onun yanında kalacak. Ben adam edemedim. İnşallah o hakkından gelir. Ben hiçbir yere gitmiyorum baba. Sana fikrini sual eden oldu mu? Ben gidiyorsun diyorsam eğer, gideceksin.